Doktor öğretim üyesi Gülşah Gencer Çelik. Bu yıl 18. yılımı bitiriyorum Beykent Üniversitesi'nde. Hazırlık grubuyla başladım buraya. Sonrasında Meslek Yüksekokulu'nda müdür yardımcılığı ve şimdi müdür olarak görev yapmaktayım. Meslek Yüksekokulumuz bizim iki yerleşkede eğitim veriyor. Sağlık programları ve teknik programlar olarak ayırdık. Çünkü sağlık programları üniversite hastanesine bağlı olarak orada laboratuvarlarda ve ameliyathanelerde de uygulamalı dersler yapıyor. O yüzden sağlık programlarımız Beylikdüzü kampüsümüzde, teknik programlarımız da Hadımköy yerleşkemizde, yeni yerleşkemizde eğitim öğretime devam ediyor. Meslek Yüksekokulu'nda bizim aslında amacımız çocukların aldığı tüm teorik derslerin uygulamalarını yapabiliyor olmaları. Çünkü iş hayatına geçtiklerinde bunları yazılı veya teorik ya da tanımlama olarak öğrenmenin dışında aslında laboratuvarlarda, gerçek ortamlarında yapabiliyor olmaları gerekiyordu. O yüzden bizim bütün programlarımızda laboratuvarlarımız, atölyelerimiz, işte mutfağımız, kabinimiz, her şeyimiz mevcut. O yüzden çocuklar aldığı bütün teorik eğitimi uygulamaya döküyorlar. Çünkü onlar aslında meslek yüksekokulu mezunu öğrenciler, ara eleman değil, bizim için ana eleman olarak yetişiyorlar. Beykent Üniversitesi biliyorsunuz çeyrek asırı geçti kuruluşundan beri. O yüzden tüm hem bu deneyimi hem de eğitimde kaliteye önem vermesinden dolayı sağladığımız tüm olanaklar öğrencilerin eğitimine, öğretimine yansıyor açıkçası. O yüzden çok fazla atölyemiz, çok fazla MEK laboratuvarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, aşçılık programı için mutfağımız özel iki tane onlara, işte havacılık, sivil havacılık programı için özel hazırlanmış onların kabinleri mevcut. Diğer tarafta sağlık programları için öğrenciler gerçek ameliyathanelere ve gerçek laboratuvarlara girip hastaneden de faydalanıp bazen yeri geldiğinde gerçek hastalarla da birlikte çalışma imkanı bulabiliyorlar. O yüzden uygulama açısından, atölye açısından çok zengin bir kurumuz diyebilirim. Eğitim dilimiz Türkçe Meslek Yüksekokulu'nda ama bir programımız var, uygulamalı çevirmenlik programımız. Orada İngilizce ana dilimiz. Tüm Meslek Yüksekokulu öğrencileri isteğe bağlı olarak hazırlık okuyabilirler. Hazırlık programında girip gerçekten fakülte öğrencileriyle birlikte, hazırlık okuma zorunluluğu olan öğrencilerle birlikte aynı seviyede, aynı düzeyde eğitimi alıp sertifikalandırılabilirler. Daha önce de söylediğim gibi Beykent Üniversitesi çeyrek asırlık bir üniversite. Bunu tecrübelerine yansıttı. Bunu kampüslerine, yerleşkelerine, eğitime yansıttı. Bir kere eğitimde kalite anlayışı bize çok fazla imkan sundu. O yüzden öğrencilerimizin hem öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamaya çevirmeleri açısından, hem daha diplomalarını almadan iş imkanları bulmaları açısından, staj yaparken girdikleri bütün şirketlerde inanın öğrencilerimiz aktif olarak çalışmaya devam ediyorlar. Diploma sonrası iş imkanları, içerideki eğitim kalitesi, içeride birlikte eğitim, öğretim gördükleri öğretim üyeleri, profesöründen doçentine, öğretim görevlisine ve sektörde çok tecrübeli hocalarla çalışıyoruz. O yüzden Beykent Üniversitesi'ni tercih etmeleri için çok fazla neden var. Bir diğer neden de en canlı örnek benim. Ben burada okudum Beykent Üniversitesi'nde. Lisansımı, yüksek lisansımı ve doktora eğitimimi burada yaptım. Daha yüksek lisansa başlamadan burada işe başladım. Öğretim görevlisi olarak başladım, akademisyen olarak. Şu anda burada karşınızdayım. O yüzden en canlı örnek ben gösterebilirim kendimi. İş imkanları, öncelikli olarak kendi öğrencilerine iş imkanları açısından Beykent Üniversitesi'ni tercih etmeleri, bizlerle birlikte olmalarını biz canı gönülden istiyoruz.